Mahmut Gazi Köyü'nden çıktık. Birazcık yukarı doğru geliyorsunuz. Köyün mezarlığında Mahmut Gazi Türbesi'nin ayrı bir kapısı var zaten. Tabeladan görürsünüz. Mahmut Gazi Türbesi burası. Biraz bakımsız kalmış. Vakıflarda olduğu için türbeler, vakıflarda olduğu için de türbelere bakım yapmak birazcık sıkıntılı, bürokrasi işlemleri gerekiyor. Türbenin duvarına baktığınızda büyük taşlar görüyorsunuz. Bu taşlar devşirme malzeme. Yani bölgede bulunan antik dönemden kalma yerlerden toplanıp kullanılmış. Buranın bir an önce bakım yapılması gerekiyor. Türbenin hemen girişinde zaten çeşmelerimiz var. Çeşmelerde abdest alma imkanınız var. Buradan giriyorsunuz türbenin içine. Türbenin içine girdiğinizde bir avlu ile karşılaşıyorsunuz. Bu avlu boş, kullanılabilir. Daha önce yağmur duasına yemeklerde kullanılan bölgeydi burası. Hemen zaten kapının girişinde iki tane sütun görüyorsunuz. Bu sütunlar da daha önceki bölgede bulunan antik kentlerden alınmış devşirme malzemeler. Bu duvar kısmında da var devşirme malzemeler. Mesela şurada kullanılmış, burada belli zaten izinden. Burada daha önce haç varmış. Hristiyanlığa ait olduğu söylenen. Burası sıvayla kapatılmış. Bu da bir devşirme malzeme. Artık türbenin içine girip dualarımızı başlıyoruz. İlk defa Anadolu Selçuklu Devleti zamanında buraya da Selçuklular var. Tabii buraya Haçlı seferleri, Anadolu'dan gelen Haçlı seferleri Kudüs'e inmek için Türkiye'nin yahut da o zaman için Anadolu'nun bulunduğu yerde 15-16 tane sefer yapılıyor. Bunu tarih kitaplarda zaten yazıyor. Biz Hazar Denizi'nin güneyinden gelen Kayıboyu Türklerinden olduğumuz için biz buraya göç haline gelmişler, buraya zamanında yerleşmişler. Şimdi bu yerleşen insanlar burada epey şey ettikten sonra bu Haçlı seferleri devam ettiği sürece bunlara karşı mücadele vermişler. İşte burada bir meydan savaşı oluyor. Meydan savaşı olduğu zamanlarda Haçlılara karşı bunların başında kolordu komutanı Mahmut Bey var. Bu Mahmut Haçlılara karşı bir mücadele veriyor. Hatta bizim bu Denizli'den falan da o zaman yardım gelmiş. Bizim burada bir yer vardır. Erdinli derler. Aslında oranın adı Erdinlendi olması lazım. Evet. Erdinlendidir aslında. Erdinli diyorlar. Oradan da denizden yardım geliyor. Bu yardımcı kuvvetlerle düşmanı burada yeniyorlar. Fakat Mahmut Gazi kendisi yaralanıyor. Yaralanıyor. Bu mezarlığı bulunduğu, şimdi o zaman mezarlık yok da, onun bulunduğu yerdeki büyük bir, şöyle küçük bir tepe var. Oraya bunun çadır kuruyor. Çadır kuruyorlar. Zaten çadır da oradaymış. O kurulduktan sonra orada ölüyor. Tabii o zamanlarda bu Haçlılar gitmişler. Bunlardan sonradan Dedeköy deniyor. Baklan'ın bulunduğu yerde Dedeköy diye birisi var. O orada şeylik yapıyormuşmuş. Ali Gazi Dağı'nın yerinde bulunduğu yerde Ali Gazi. O da yaralanıyor. Yani bunlar burada komutanlık yapıyorlar. Buradaki düşmanın Avrupa'nın gelen Haçlıları burada durdurabilmek, vatanını korumak için mücadele veriyorlar tabii. Mahmut Gazi Hazretleri'nin dualarımızla buluşturduk. Mahmut Gazi Türbesi denizdeki türbelere göre biraz daha büyük. İç kısmı Selçuklu mimarisiyle yapılmış burası. Devşirme malzeme kullanılmış. Bol miktarda çevredeki antik kentlerden gelen. Türbenin içi biraz da bakımlı dışına göre. Ben birazcık da Mahmut Gazi'nin hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Mahmut Gazi, Hüsamettin Bey, Baklanlı şu an türbesi ve Çökelez Dağı'na ismini veren İlyas, Çök İlyas'tan geliyor biliyorsunuz ismi. Üç komutan Çal bölgesini savunmak için geliyorlar Bizanslılara karşı. Ve Mahmut Gazi Çökelez Dağı'nın zirvesinde şehit oluyor. Hüsamettin Bey Baklan tarafında şehit oluyor. Mahmut Gazi yaralanıyor. Yaralandığı için de çadırını şu an türbenin bulunduğu bölgeye kuruyor. Daha önce de bahsetmiştim. Alperenler kefenlerini başlarına taşıyorlar. Yaralanıp çadırına dinlenmek için koyuluyor. Orada şehit oluyor. Vefat ediyor ve hemen kefenleri buraya defnediyorlar. Olduğu yere defnetmişler ve şu anda mezarı burada. Köyün ismi Mahmut Gazi'den geliyor. Köylülere sorduğumuzda Mahmut Gazi Hazretleri hakkında bilginiz var mı, yaşanmış bir hikaye, rivayet var mı dediğimizde yok dediler. Ama dedi yağmur duasına olduğu zaman dedi Mahmut Gazi Hazretleri'nin türbesine geldiklerini söylediler bana. Zaten avlu onun için yapılmış. Özel sadece yağmur dualarında kullanılmak için.
çamur duası yaptık. Türbenin orada yaptık ama yani bu batıl inanç olarak değil de yani ona da bir tüm orada yatan kabristanlık olduğu için eski geçmişimiz saygı olarak orada yapıyoruz mesela. Yani yoksa ondan bir şey beklediğimiz için değil. Evet. Peki yani yağmur sadece... yağmur duasına çıkmışsınız gençliğinizde. Tabii tabii. Kendimiz muhtarlık olarak da yaptık. Yağmur ne zaman yaptınız en son? 4-5 sene önce falan bir yapmıştık. 4-5 sene önce yaptınız. Bir anlatır mısın bana yağmur yani duası nasıl? Yağmur duası şöyle yapıyoruz. Köyümüzün gençleri çıkıyorlar eve. Yağdır, kimisi işte fasulyedir, ondan sonra nohuttur. Kimi arkadaşlar koyun verir. Yani halk tarafından toplanır. Herkes oraya köy gelir. Halkı tarafından tabii. Orada da kazanlar kurulur. Köyün kadınları yemek yapar. Ondan sonra erkekler de işte düzenleme yapar. Hep beraber bir yemek yenir. Sonra da dua edilir. Allah'a dua edilir. Yani işte kuraklıktan kurtarılması için, yağmur vermesi için. Yani Allah adına yapılır. Mahmut Gazi türbesinde olan Mahmut adına değil de Allah adına dualarımızı yaparız. Bu şekilde yaparız. Orada herkesin geçmişte orada kabristanlık olduğu için Mahmut Gazi'nin türbesi de orada olduğu için orada yaparız yani. Mahmut Gazi'de yaşayan köylülerin buranın bir şehit mezarı olduğunu farkında. Bunu da siz de anlayabilirsiniz. Mezarın üzeri Türk bayrağıyla kapalı. Şehit mezarı olduğunu gelenler de görsün diye Türk bayrağıyla kapatmışlar. Evet, Mahmut Gazi ile ilgili bilgilerimiz bu kadar. Şimdi Çal'daki gezimize devam edelim.